kere öpüyorum. Şimdi camimiz ahşap direkli 5 camiden bir tanesi. Sizler de bu 5 camiden bir tanesini gördünüz. Allah diğer dördünü de görmeyi nasip etsin. Ama bunları görmek de bizim sorumluluğumuz aslında, biraz istekli olalım bu konuda. Sizlere de söyleyeyim, çocukların bu kültürümüzü öğretelim, gösterebilirim. Şimdi yastıklardan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi işlemeli ama sütun başlarını kullanmışlar o taraflara. Çünkü orada yük basıncı çok fazla. Taş daha güzel bunu kaldırıyor. Çivi kullanılmamış, bindirme tekniğiyle, Kastamonu'daki geçme bu bindirme tekniğiyle falan örülmüş. Sivrisağ'daki Ulu Cami'de 999 tane şey var bu şekilde. Biri kiriş var. Hazreti Adem'in ömrünü simgeliyor ve caminin de o kadar uzun olması niyetiyle yapılmış. Aslında hep birbirine simgesel anlamlar var. Genelde ceviz direkler kullanılıyor. Ceviz ağacı çürümüyor. Bitkiler böcekler, kurtlar pek kirlenemiyorlar. 24 tane direk var. 5'e 4 şeklinde bölünmüş. Şu orta alan biraz daha geniş farkındaysanız. Sağ kapı şurası, sol kapı şurası. Kaç kapı bunu göremiyoruz. Yukarıdan ayarlar geliyor. Bakarsınız sonraki bir şeyde incelersiniz. Ben şuraya dikkat çekiyoruz. Aslında sınavsal şahesler şu karşı gördüğünüz bir kapı. Bakın şuraya. Yine patlıcan renk moru ve maviler var. Gerçek Türk kültürünü görüyoruz burada çocuklar. Yani İstanbul'daki Osmanlı camilerde biraz hat sanatı ön plana çıkmış. Arapça yazılar çok yaygın. Ama şurada bakın böyle veya madalyon dedikleri bir örgü var. Göbekte görüyor musunuz? Böyle işlemeli çiçek figürler. Onun üstünde böyle ejder görüntüsünü veren bir örüntü var. En üstteki işleme bu ahşap işleme, alçı işleme, taş değil. Ve Anadolu'da ilk bu alçıyı işlemişler bu şekilde. Şurada Ayetel Kürsi var. Bakara Suresi 255. ayeti biliyorsunuz. Şöyle çevriliyor. Şurada da Ali İmran Suresinin 18. ayeti var. Şehid Allah'u enneke la ilahe illahi huya vel melâkütü ve mülkün yugâhimen bir ismine devam ediyor. Tam anlamını bilmiyorum. Telefondan bakarsak şöyle Ali İmran Türkçe hükümeliğimiz 18. ayet. İşte melekler şahit oldular şeklinde Allah'ın varlığına bildiğini bu şekilde devam ediyor buraya doğru. İki tane sütun var. Şimdi şuradaki geometrik çizimlere dikkat çekmek istiyorum. Matematiksel bir örüntü var burada. Çocuklar çökmüş buraya, oturun. Aşağı aşağı göstermek için. Şimdi. Bakın şurada bir yıldız var. Fark edebiliyor musunuz? Süsleri silin. Bakın yıldızın bir ucu, bir ucu, bir ucu, bir ucu, bir ucu ve bir ucu. Fark ettiniz mi? Şöyle. Simetrik bir süsleme var. Bakın yıldıza bakın. Şu kahverengi çizgileri takip edin. Bakın sivri uç. Burada sivri uç. Burada sivri uç. Burada sivri uç. Burada sivri uç. Şu şeyleri yok sayın. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen bir yıldız var. Gördünüz mü? Yani öyle güzel bir süsleme var ki, şu çerçeve yanlı, kollar, şu siyah renkler, mavi turkuat renkler, öyle güzel birbirini tamamlıyor ki tam bir matematiksel simetri var. Şurada mukarrası yine görüyoruz.
Bakın çinileri görüyoruz. Mavi ve patlıcan moru süslemeler. Şurada da kuruncak ağları bağlanmış. Burası mihrap. Şimdi hemen bu tarafa dönüyoruz. Burada da imamın hutbelere kündekari tekniği. Farsçadan gelen bir süsleme sanatı. Künt Farsça'da odun demek, ağaç demek. Kündekari yani odunu işleyen sanatkar anlamında. Bizim ustalığımız değil. Yani bulanlar Farslar, İranlılar. Puzzle gibi ağaçları oyup birbirlerine geçiriyorlar. Hocam bir şey sorayım. Sor. Şuradakilerle kırık mı? O anlatacağım. Anlatacağım. Puzzle gibi birbirine geçiriyorlar ve çok zor bir işlem. Mesela Arabistan'da 1960'larda eski bir cami yandı. O caminin böyle kündekarini ustalar 5 yılda yapabilirler. 5 yılda. 3 çeşit kündekari tekniği var. Çakma yapıştırma, çakma kabartma ve kabartma. Buradaki çakma yapıştırma. Aslında orijinal kündekarde çakma yapıştırma olmaz. Burada çakma yapıştırma var. Bir taban üzerine yapıştırılıyor ve çakılıyor. Orijinalinde çakılmıyor. Bakın burada çivileri görüyoruz. Çakma olduğunu görüyoruz. Ha, bu da çok zor aslında. Kolay bir şey değil. Çok zor bir sistem. Ayrılmış zamanlar. Çok affedersiniz. Biraz daha geri geldim de çocuklar herkes görsün. Çünkü bu bir 800 yıllık eser. Kayseri'de Kayseri Lisesi'nin hemen üstünde çok eski bir cami var. Onun da böyle minberi inanılmaz işçilikli. Alt sıra ayaklık kısmını çalmışlar biliyor musunuz? Kazıyı götürmüşler. Kazıyı götürmüşler ki belli. Ve böyle bir camide hiçbir koruma yok. Eğer Kayseri'ye giderseniz ki mutlaka gidin bir hafta sonu o camileri görün. Alt kısım, ayaklık kısmı, şura alınlık, bura ayaklık, şura korkuluk, her biri ayrı. Aşağı kısmı böyle oyup götürmüşler, çalmışlar. Yani ciddi şekilde bunlar bir güvenlik istiyor. Öyle bir sorucular istiyor. Çünkü el işçiliği de çok eski. 800 yıllık. 800 yıllık. Çok eski ve el işçiliği. Yani bu da ceviz. Bu da ceviz. Bu da ceviz, evet. Zaten ceviz, ardıç, meşe ve abanos. Şeydeki, Konya'daki Alaaddin Camii'nin abanos. Abanos ağacı taş gibi. Onu suda bekletiyorlar, kıvırtıyorlar. Taştan farkı yok. Çok zor işlemesi. Bu ceviz. Genelde burada yıldız motifleri, çiçek motifleri kullanılmış. Bir de öbür tarafa bakalım. Hocam burada aynı yer değil mi? Aynı yer. Burada bir şey. Hocam burada ne var? Orada imamın İşte eşyalar, elektrik süpürgesi falan var böyle cami temizliğinde. Açılmış, zamanla açılıyor. Çünkü 800 yıllık bir... Hocam çok iyi açılmış. Tabii. Aslında ilk yapıldığında şey gibi görünür. Nasıl diyeyim? Yani şura gibi fark edemezsin. Bak şura gibi. Ama zaman geçtikçe ağaç gevriyor, kuruyor. Kurudukça da açılıyor. Ama orijinal kündekarda açılmaz. Bu çakma. Bunu bir şeyin üzerinde çakıyorlar. Şuradaki işçiliği görüyor musunuz? Bak. Çiçek. Hocam bu motiflerle hayatlarını mı çalışıyor? Yoksa öyle şey mi? Ya sanatkarın kişisel yorumu. Şimdi bugün devam ederseniz geziye kale içine doğru çıkmanızı ve orada bir panoramik izlemenizi isterim. Hatta orada kale içinde küçük bir cami var. Osmanlı Camisi.
caminin kenarındaki cam süsleri, boyamaları orijinal kök boya boyamaları. Yalnız ne yapmışlar biliyor musunuz? Restora ederken usta gitmiş yağlı boyayla camı boyamış kenarlarını. Kenarlarını boyamış. Sonra biri gelmiş demiş ki ne yaptın sen? Oradaki renkli ağaç yaprakları falan orijinal. Orijinal. Böyle restorasyon olur mu? Son anda uyanmışlar ama soldaki dört pencereyi tam bilmiyorum. Bir tanesi boyanmış kanka. Diğer üç şeyde orijinal süslemeleri, renkleri görebilirsiniz. Tavsiye ederim değil mi? Ve o diğer orijinalleri de ne yapmışız biliyor musunuz? Tesbih askılığını vidalamışız. Yani ben bunları gördüğüm zaman çok üzülüyorum. İyi niyet tamam ama birazcık da bilinç olması lazım. Yani vidaladığın şey senin 800 yıllık bir eser.